Antika Aşı olarak düzenlediğimiz 286. müzayede 12 Nisan Pazar günü Şangri-La Otel'de gerçekleşecek. Bu müzayedemize ayrı bir özen gösterdik. Klasik Türk resminin en önemli ustaları Nazmi Ziya'dan, Süleyman Seyit'te, Sami Yetik'ten, Hikmet Onat'a, Nuri Yem'e kadar çeşitli klasik Türk resminin önemli eserleri bir araya geldi. Ayrıca bu müzayedemizde Leonardo da Mango'nun çok özel bir albümü, 198 eserden oluşan bir albümü de satışa çıkacak. Bu dünyada ilk kez çıkıyor. Bunun Türkiye'de çıkmış olması da çok önemli bir şey. Çünkü hem enstitüler hem müzeler için, hatta koleksiyoncular için çok önemli bir albüm. Bunun dışında Sultan Abdülaziz, Abdülhamit dönemlerine ait Tuğralı gümüşler, Hidiv'in özel gümüşleri, armalı gümüşleri, beykozlar, tophaneler, opalinler, Osmanlı pazarı için yapılmış bohemler, el yazması Kur'an-ı Kerimler, hilyeler ve hat sanatının önemli örnekleri bu müzayede yer alacak. Antik Palas'ta 12 Nisan'a kadar bunları sergiliyoruz. Alıcıların dışında sanatseverlerin de görme olanağı bulacakları bir müzayede. Mesela bu arkamda görmüş olduğunuz Sami Yetik Bey'in tablosu, milli mücadele için yapılmış bir tablo. Bu tablonun bugüne kadar bu ebatta bir tablonun korunarak kalmış olması da Türk resim sanat tarihi açısından gerçekten çok önemli. Namık İsmail'in sevgilisi olan Soprana bir Hanım'ın tablosu da müzayedede yer alacak. Halil Paşa'nın gülleri, Feyhaman'ın gelincikleri, Sultan Tuğralı leğen ibrikler ve değişik gümüş objeler de birkaç ailenin koleksiyonundan, evinden çıkma eserler. Bu nedenle müzayedeye ilginin olacağını zannediyorum. Dediğim gibi bunları Antik Palas'ta görmek de izleyiciler açısından da koleksiyonerler açısından da ilginç olacaktır.